Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet Mustafa, bugünkü ders sana ait. Ben mukaddeme yaptım. Sayfayı söyle, oradan açılım olsun. Ben de sizi takip edeyim. Birinci mertebe-i nure-i hasbiye. Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemal-i mutlak sahibi zat-ı zülkemal'ın ve zülcemal'ın bir isminin bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o kamil mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuştu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Sen atıf yapacağın, açılım yapacağın buradaysa burada dur. Şeyle ne kadar hem de bitiyor zaten. Tamam o zaman. Yani bu şey bağlantının şeyi. Tamam. Oraya kadar devam ediyor. Hemle diğer şeye geçiyor sanırım. Geldi hasbunallahu ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Gördüm ve hissettim ve hakkal yakın zevk ettim ki bekamın lezzet ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda baki zülkemal'in bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna imanımda ve izanımda ve kanımda vardır. Çünkü onun bekasıyla benim için layemut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur, daha ölmez diye şuur imanıyla takarruf eder. Şimdi burada Hasan abi hep parametre bakacağız. Hı hı. Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil. İnsanda baki isminin tecellisi var. Baki sermenin cilvesi var. Fakat diyor, bendeki aşk-ı beka ondan geliyor ama benim için değil. Ondan geliyor, onun için. Benim için değil diyor. Yani sendeki şimdi aşk-ı beka ben değil miyim? Yani bir defa senin değil. Baki sermenin bir cilvesi. Tamam, o benim değil kesin. O aynadaki gözüküyor ama bana mal olmamış mı? Onun için. Sen yani sende gözüken o aşk-ı beka cilvesi onun için. Onun bekası için. Ama insan burada ne yapıyor? Kendi hayatının bekasına veriyor. Ha, yani o beka gözüken bendeki beka ile baki anlamak için. Baki anlamak için. Aynen. Baki hakikinin bekasına vermek için, hayatı vermek. Fakat insan ne yapıyor? Mana ismiyle. Bak bu niye böyle oldu? Mana ismiyle bakınca kendine, kendine müstakil verince bu defa kendi bekasına veriyor o muhabbeti. O kendi zaman, hayatının bekasına veriyor. Peki. O zaman onun alametleri mesela insan eyleme dönüştürelim. İnsan kendi hayatına beka verdiğine, sen bendeki beka Allah'ın bekalığını, o zaman benim o Allah'ımdır. O benim böyle, benim her şeyimdir. De sebebiyet verecekti bendeki beka ve gurdu. Peki, insan şöyle soru sorsalar. O aşk-ı bekayı kendisine verdiğinin alameti tezahürü nedir insanda? Nasıl anlarız öyle bir hata yaptığını? Şöyle olur mu mesela, hı, ben şey yapayım. Mesela ölümden çok korkmak. Mesela ihtiyarlıktan korkmak. Varlığın, çoluk çocuğun, evladı yalın senden çıkmasını,
Yani mevcudu kaybetmek endişesi ve telaşesi, korkusu herhalde bu güzel yolunu şaşırmanın alameti midir? Başta zaten abi sıkıntıdan gelen bir gafletle, yani yorumlayamamaktan. Var mı o ya? Var mı o sıkıntıdan? Ha, en başta abi, bu sayfa, bir öteki sayfada. Ha, sıkıntıdan gelen bir gafletle. Tabii tabii. Yani burada yorumlayamamaktan gelen, böyle buranın ne olduğunu bilememekten, mevcudatın ondan kaynaklanmış. Bir, sıkıntıdan gelen bir gaflet. İki, Risale-i Nur'un gözlüğüyle bakamamak. Üç, teselli nurlarını bulamamak. Bulamamak, yani bu üç abi. Evet, üç tane. O zaman yolunu şaşırmış. Yolunu şaşırıyor. O zaman yorumlasa, o zaman hedefe gidiyor, yolu şaşmıyor yani. Hmm. Hani insan Rahm-ı Mader'den, Sabavet'ten böyle gelen bir uzun bir yolculuğu vardı ya Ebed'e kadar abi. O zaman o yolda devam eder yani. Ama öyle olmuyor, yolunu şaşırmış diyor. Şimdi çok ilginçtir, diyor ki mesela burada, o bendeki o beka, beka cilvesi var ya, ayna gibi mesela. Güneşi gösteriyor. Evet, evet. Aynanın değil. Güneş de değil. Ama ondandır. Ne aynıdır ne gayrı. Şimdi düşün ki bu ayna dese ki bendendir. Ne kadar yanlış olur. Güneş yerine kendisini koymuş. İşte insan ruhunda da gözüken beka arzusu benimdir derse haşa, adeta Allah tanrılaşıyor. Evet. Öyle olmuyor mu? Burası abi, şimdi bu dördüncü şua, şimdi dikkat edinize Zat-ı Zülkemal ve Zülcemal'i. Şimdi bu dördüncü şua abi, vehbi bir ilimdir. Üstad burada söylüyor, bana tam tevafuk eden hissedebilir diyor. Başında söylüyor, evet. Bana tam tevafuk eden. Yani burası vehbidir, Risale'nin abi Kab-ı Kavsiye'nin burasıdır abi. Risale'nin. Burası enfüsün enfüsüdür yani. Evet. Enfüs değil bura abi. Enfüsün enfüsü yani. Sonu, dibi yani. Dibi yani. Mesela bundan önce Münacat Risalesi var abi. Ondan önce imani, Allah ismini anlatıyor. Ondan sonra yani tevhidi anlatıyor bu dördüncü şuadan önce. Sonra diyor ki zaten tevhidle alakalı ne kadar şey varsa ikinci şuada ve üçüncü şuada anlattı onları. Burada ise tamamen vehbi yani. Bu da ancak Risale'nin de olabilir. O başta söyledi ya abi. Risale'nin teselli verici, medet verici nurlarına bakmazsan bu zati şeyi fark edemezsin yani. Hep herkes karıştırır. Bu asırda yani yolunu karıştırmamak için kesinlikle bu lazım yani. O zaman hani mübalağa gibi gözüküyor ya, festekim kema mürte. Evet abi. Emrolunduğun gibi ol. Çünkü istikametsiz bir asırda istikametli olmak zordur. Evet. Herhalde bunu bu tarzda bir derse muhatap olmasa mümkün değil ki bunu alt fark etsin. Şaşırır yani. Kesinlikle şaşırır. Bendeki beka arzusunu niye başkasının hiç hatırıma gelmez ki? Allah'a ver. Verse bile taklidi olur. Allah'ınmış ya. Burası da sanki aynı zamanda hani akrabiyetin inkişafına bir zemin oluyor. Zemin oluyor sana tamamıyla yani mana ismi cihetinde. Bak aşağıda diyecek. Ne diyor? Yani, hasbunallah'ın perdeyi kaldırdı diyor yani. Gördüm ve hissettim diyor. Perdeyi kaldırdı. Burada abi işte yani benim noktaya nazarım abi. Şimdi bura enfüsün enfüsü ya abi. Enfüs değil abi. Doğru. Enfüsün kaldırdı diyor. Kim kaldırdı? Yani Allah kaldırıyor perdeyi. Abi. Bak burada mesela dedi ya abi. Gölgeye yapışmış. Gölgeye yapışmış. Yani bir ayna var, aynanın yani Cenab-ı Hakk'ın zatı var ya abi, Zat-ı Zülkemal diyor. Yani normal bu esmadır ve sıfat değil buralar yani. Zat diyor ya abi. Zata bakıyor. Tabi tabi. Bak Zat-ı Zülkemal diyor. Gördünüz değil mi abi? Yani onun abi biz de... Zat-ı Zülkemal. Biz de abi biz onun neymişiz? Biz de onun bir gölgesi var. Zatın. Tabi tabi. Mesela bütün mahlukat aynı ya abi. Ayna. Ayna. Diğer mahlukatta bu yok yani. Diğer mahlukat tecelli, insan gölgesi. Gölgesi abi. Diğer mahlukat esma ve sıfat en fazla şuanata bakar. Zata bakan hiçbir mahluk yoktur. Evet abi. Yani bu çok derin bir mesele yani bu. Biraz çok hissi bir mesele yani. Vay be.
İşte bunu abi niye karıştırmış? O başta söyledik ya abi. Sıkıntı, gaflet, lisanında bakmamak, işte onun getirdiği düsturlara, emir ve yasaklara riayet etmeyince şaşırmayan adam kalmaz yani. Mümkün. Hepsi şaşırır. Bir dünyevi bir şeye de arar yani buradaki bekayı, aşkı bekayı. Çünkü onu nasıl yapar? O bekayı yolunu şaşırırsa buna el attı, bunu bakileştirmeye çalışıyor. Buna el attı, bunu bakıyor, bunu el attı. Yani bu sebep kalbe girmemesi, kalbin içine sokmaması mümkün değil. Şeftali bahçesinde muz olur mu abi? Olmaz. Olmaz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu zati tecellisi sadece insanda var abi, mahlukatta yok. İnsanın onu şaşırmış orada arıyor. Halbuki burada yani. Kendisinde. Yani orada bir şey yok yani. İşte burada bunu anlatıyor yani. Bu çok ilginç bu. Zati Zülkemal ve Zülcemal. Zatın cemal ve kemali insanda. Mahiyeti bir gölgesi bulunduğundan. Allah Allah. Peki burada fıtratım diyor ya abi. Mahiyetle fıtrat bunu ayırabilir miyiz abi? Var. Mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan sonra fıtratımda diyor. Peygamber Aleyhisselam'ın onu 7. şuada mı yanlış olmasın hadisi var. Yoksa 20. mektupta mı koydum? Hadis-i şerifi zikredeyim. Onu kendisi söylüyor Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi var. Acaba nereye yazdım? Burada ince bir şeyler. Sen ne farkı sordun? Fıtrat mı? Evet abi. Şurada yazmamışım. Bir yerde yazmışım. Veya bir de 7. şuaya bakayım. Orada var mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde onu anlatıyor da başka hiç kimseye yorum bırakmadım. Buraya unuturum diye yazdım ama nereye yazdım tabii. O seydim hoş olacaktı da. Hadisi. Yazmamış. Evet. Şimdi bir de söyle. Fıtrat. Bir de söyle. Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğunda. He. Mahiyet, Nur-u Muhammed'deki yapılanma bizim. Yani çekirdek tarafımız. Hakikat, şeceri hilkat tarafımız. Fıtrat ise huylarım, huy, huluklar. Ahlakın cemi. Hatırladığım kadar bu. Öyle diyordu galiba. Bak, mahiyet sıfata bakar, kaynağa bakar. Çekirdek yönü. Hakikat ise dışarı vuruyor. Hakaike şey sabitetun. Eşyanın hakikati Esma-i İlahiye dayanıyor. Mesela şöyle diyelim. Çekirdek mahiyettir, ağaç hakikattır. Fakat o ağaca dönüşme, çekirdekteki programın ağaca dönüşmedeki her yerde olmaz. O çekirdeği Adana'da ettin, Van'da ettin, Karadeniz'de ettin. Ağaç farklı olur. Mesela Karadeniz'de de nar olur ama vermez meyve. Ama Kırıkan'da da yarım kiloya yakın nar olur. 450, 400 gram, 300 gramlık narlar olur. Bizde de nar olur ama Karadeniz'den vermez. Ha şimdi programında var. Ağaç da var, meyvesi yok. Ver. Şimdi çekirdeğe mahiyet, ağaca hakikat ama ağacın olma şekli, kalitesi yani. Huluklar, huyların cemidir. O da fıtrat. Huy, huyun huyların farklı cemidir yani. Devam edelim Hasan abi. Evet abi. O kamil mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına. Sen şimdi ilgini çektiği ve delmek istediğin. Şimdi oraya geleceğim. Ama sen o cümleyi bana söylersen ondan sonra senin o konuda çalışmanı ben de beraber katkılarım. Şimdi oraya noktaya geleceğim. Gel şimdi. O zaman. O kamil mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye. Kamil-i mutlakın varlığına ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye. Bak şimdi fıtri muhabbet var insanda.
Allah'a karşı. Gayri ihtiyar diyelim ona biz. Fıtrı muhabbet. Yani Allah tamamıyla kendisi bunu bu şekilde insan dizayn etmiş. Yani kendisini müteveccih, fıtrı olarak. Ha, kendisine müteveccih yaratmış. Yaratmış, fıtrı. Yani burada senin iraden yok. Fıtrı yok. Yani. Var iken, böyle bir durumdayken, gaflet yüzünden. Burası çok önemli işte. Buradaki gaflet ne? Gaflet yüzünden. Şimdi insanda irade cüz'i, irade cüz'i, meyelan, meyelandaki tasarruf diyor Üstad. O tasarruf. Orada insan yapmış olduğu tasarrufla, yani işte o mana ismiyle, oradaki gafletle mana ismi ciheti yapmış olduğu tasarrufla ne yapıyor? Kendine dönüyor. Yani o fıtrı olan şeyi, yapıyı, fıtrı olan yapıyı bozuyor. Yani su mecrasına giderken suyun önünü kesiyor. Başka tarafı mecralandırıyor suyu. O zaman tarla kuruyor. Kuruyor. Yani oradaki tasarruf, hani tasarruf yapıyor insan yani dışarıda ve hayırda kabul ediyor ve reddediyor. Hı hı. Oradaki tasarrufla beraber ne yapıyor? Gaflet yüzünün yolunu şaşırmış. O gaflet yüzünün yolunu şaşırması oradaki yapmış olduğu tasarrufla. Yoksa fıtrı olarak zaten Cenab-ı Hak o şekilde yaratmış zaten insanı. Fıtrı muhabbet var. Ve aynanın bekasına aşık olmuştu diyor. Bak şaşırmış, gölgeye yapışmış. Aynı bir gölge. Gölge de ondan geliyordu. Yani insanın gölgesi insansız olur mu? İnsandan. O da bir esmanın bir gölgesi ama ona niyet ve nazar mahiyete şey tarih ederdi ya. O niyet ve nazarla beraber oradaki mana ismi niyeti olandaki tasarruf ne yapıyor? Kendine vermiş olduğu mustakilet de aynanın bekasına aşık olmuştu. Buradaki ayna kendine vermiş olduğu mustakiliyet. Kendi mustakiliyetin bekası. Oradaki bu iş olduğu tasarrufla. O zaman şöyle bir maskaralık çıkıyor. Şimdi insan kendisini görüyor, bunu unutuyor. Güneş vurduğu zaman düşen gölgesini seviyor. Böyle toprağı öpüyor sadece. Ben ise kendimi seviyorum diye topraktaki gölgesini seviyor. Aynen. Öyle bir şey mi oluyor? Öyle öyle. Efendim o zaman bu şaşırma değil ki, manyaklık bir şey olur. Biz böyle miyiz ya? İşte her şey şeyden kaynaklı Hasan abi. Ha? Bak. O tasarruf var ya çok enteresan. Çünkü teklif ona sunulmuş ya, irade cüz'deki tasarruf. Evet, ha, tasarruf. Orada tasarruf yapıyor. Yani orada Cenab-ı Hak son nokta öne bırakmış. Hani diyor ya, işte muhasebe ayette diyor işte hayır bendendir, şer sendendir diyor. Hı hı. Yani hayrı şeri Cenab-ı Hak talep ettikten sonra ondan sonra ilhamen de diyor ki şu hayırdır bunu kabul et diyor. Ondan sonra son noktaya adeta insan orada tasarrufunu yapıyor. Kabul ediyor ve reddediyor. İşte Allah'ın tavsiyesini yapıyor ve yapmıyor. O tasarrufla beraber bütün her şeyi bozuyor sana. Bu aklı, kalbi, ruhu, hepsini bozuyor. Sistem bak, İbret'teki tabirlere dikkat edersek mesela diyor ki, nefisteki enaniyet diyor. Yani çok, 3-4 yerde çok sarı ifadeler var. Nefisteki eneği yırt diyor. Enaniyetin nefsi diyor. Şey, nefsin enaniyeti diyor. Ondan sonra akıl içinde bir alettir diyor. Eğer işte Allah yolunda kullanırsan diyor. Göz işte Cenab-ı Hakk'ın namına bakarsan. Yani sanki hepsini arkadan kullanan birisi vardır. Yani oradaki irade cüsün yapmış olduğu bir tasarrufla beraber bu bütün diğer insanların o akıl, kadruma, onların terakkisi ve tedellisi yapmış olduğu tasarrufla alakalı. Yani yapacağı bir menfi tasarrufla beraber bütün hepsi berbat oluyor. Hepsi tedelli ediyor. Ruhu da bozuyor, aklı da bozuyor, kalbi de bozuyor, hepsini bozuyor. Tasarrufa dayanıyor. O tasarrufa, son oraya dayanıyor. Bu enteresan orası. Akıl da bir alet. Akıl da bir alet. Ruh da bir alet. Ruh da ha. Ruh için de öyle diyor. Ruh mesela değil, mahluktur mesela. Mahluktur. Bu tasarruf için üstad ne diyor? Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Yok. Meyalan tasarruf, meyalan ve meyalandaki tasarruf. Meyalandaki tasarruf. Muhakkak vücudu haricisi yoktur diyor. Vücudu haricisi yoktur. Ha. Ama ruhun vücud aracısı bak, vardır. İşte burada sana bir son noktayı Allah insana bırakmış. Yani insanı mesul edecek ve etmeyecek noktada son tasarruf insan yapıyor burada. Ya burada bütün donanımlarını batırıyor ve bütün donanım mesela büyük bir şirket var. Büyük bir haleye girecek, bir işe girecek. Oradaki o şey şirketin son işte her şey programlar yapılıyor. O şirketin en üst sahibini vereceği kararla beraber oluyor ve olmuyor. Hatta burada tasarruf çok yaptığı tasarrufla beraber acayip bir şey oluyor. İşte ona gaflet diye tabir edebiliriz. Yolunu şaşırmış gölgeye aynasına ne diyor? Hasbunallah ve ni'mel vekil geldi perdeyi kaldırdı. Ha yine geliyor diyor ki perdeyi kaldırıyor. Yani yine hani perde iki şekilde külliyat anlaşılıyordu.
bir perde örtendir, bir perde ortaya çıkaran, açandır. Yani sinema perdeleri gibi diyor bak, gösteriyor değil mi? Ama yani mana ismiyle bakıldığı zaman, insan kendi, yani mevcuda değil de insana perde olarak düşünelim. İnsan kendisini mana ismiyle baktığı zaman Allah'a gizleyen bir perdedir. Mana ismiyle, mana harfiyle baktığı zaman Allah'ı açan bir perdedir. Sinema perdesi. Sinema perdesi gibi oluyor insan o zaman. Ama mana ismiyle. Allah gözüküyor. Tabii Allah gözüküyor. O zaman ne oluyor? Onun tasarrufunu görüyor. Onun tasarrufunu ne yapıyor? Hayretle izliyor. Hayretle yani. Kendisindeki tasarrufu görüyor. Kendisi Allah. Her bir hareketini, görmesini, duymasını, konuşması, her bir hareketini, her bir ahvalini tacüble seyrediyor. Kendisi kendisindekileri. Kendisinde seyrediyor. Tasarruf ilahi seyrediyor. Ama işte buradaki niyet ve nazar, mana ismi olduğu zaman o zaman ne yapıyor? Yani kendi mevhum ilahını, hakiki ilahın yerine, kendi mevhum ilahının yerine koyuyor ve ona böyle ben diyor yani. Kendisini kastediyor. Çok acayip bir şey ya. Şimdi sen bendeki tasarrufu, yani bende icraat ediliyor. Konuşuyorum, diyorum, düşünüyorum, akıl bir şeyler diyor tasavvurda. Bunlar hep Allah'ın icraatı. Allah'ın icraatı. Öyle bir makama geliyor ki konuştuğun, Allah'ın tasarrufat, icraatını insan tasarrufatıyla seyretme makamına çıkıyor. Öyle seyrediyor kendinde. Öyle değil mi? Öyle. İşte mana harfiyle bakarsa kendine onun tasarrufunu seyrediyor. O zaman Allah'a açan, gösteren bir aynadır. Mesela adam bakıyor ama görmüyor. Değil mi? Ama hangi nazara niyetle bakıyor? Ona göre görüyor yani. Mana ismiyle baktığı zaman o zaman ne? Baktığı yerde görmüyor. Veya gördüğünü görüyor ama anlamıyor. Bir acip bir şey oluyor yani. İşte oradaki tasarruf çok enteresan bir tek. Bak nerede? Perdeyi kaldırdı. Gördüm ve hissettim. Hak'a yakın zevk ettim diyor. Yani artık da kendisi ne oldu? Açan bir perde oldu. Yani Allah'a gösteren perde oldu. Cenab-ı Hakk'ın şeyini hissediyor artık. Bu ne acayip makam değil mi? Yani kendindeki Allah'ın icraatını seyret. Makamın açığı. Zatın yani bizdeki o işte her şeyi sen seyrediyorsun ya. Zatının aynısına bir şeyini bir gölgesi diyor abi. Kafs-ı Azam için diyor ya tecelli zatısına mazhariyet noktasında. Bir de şey buldum ben şeyde de. Kaymet'te var galiba. Şimdi iman ettiğimizin karşılıkları var ya, dünyada da var şeyi. Mesela biz Allah'a nasıl iman ederiz? Biliyoruz yani böyle. Zatıyla değil, ilmi, irade, kudretiyle her yerde. Allah her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. İstediğini yapar, istediğini yapmaz. Değil mi? İstediği olur. Yani böyle Allah düşünür. Böyle iman etmenin bedeli cennette böyle oluyor insan. Bu Allah'ın mahiyeti zatisi değil. Esmasının azami derecede mazhar oluyor. Mesela Rahman ismine azami derece mazhar olacaksın. Allah ismine de mazhar olacaksın. Haşa. Tanrılaşmak değil yani. Çok ağır bir şey de. Mesela ne olur? Yani isim ve sıfatlarına fani olur. Tabii tabii. Mesela Allah deyince mahiyeti zatideki o Allah değil. Değil. Yani bizde meçhul olan keyfiyet tarafı değil. Değil. Lehül Esma-ül Hüsna. Bütün güzel isimler onundur. Allah da isimdir. Ama Allah değildir. Hadiyet kavramı abi. Evet. Yani şimdi bak şey diyeyim de. Masadakiler Hasan'ındır. Ama masan değildir. Ha, şimdi mahiyeti zatiye, in aşağı şunnat-ı zatiye, in aşağı sıfat esma. Esma da Allah. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah. Şimdi insan böyle bir Allah'a iman etti mi? Allah bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir, istediğini yapar. Böyle bir iman etmenin bedeli cennette biz böyle olacağız. Mesela öyle olmayacak mı? Bir anda her yerde olacaksın. Yok diye bilen var mı? Yok diye bilen var. Yok. Her istediğim olacak cennette. Öyle değil mi? İstemediğim olmayacak. Ben bu sıfatı, bu sıfata sahip olacağım. Ama bu sıfata ben dünyada inanıyordum. Buna Allah'ın esmasına Allah diyor. Ahirete iman etmek oraya girmektir. Olmaktır. Şimdi bu da öyle değil ha. O Allah'taki azamet. Mesela Rahman, Rahim, Kerim, Latif isimler azami derecede mazhar olursa ne olursun? Bak hele. Bir düşün hele. Ama insanlar şuradan karıştırıyor ve buradan itham edecek. İtiraz ediyor. Ya sen ne diyorsun ya? Kardeş, mahiyeti zaten ayrıdır. Şunat-ı zaten ayrıdır.
Sıfat ayrıdır, esma ayrı. Biz esmadan konuşuyoruz. Şimdi bak, Kerem ismine mazhar oldun. Olmayacak mı cennette en azami derecede mertebesine? Latife mazhar olmayacak mısın? Rahman olmayacak mısın? Rahim olmayacak mısın? Allah da isim, ona da olacaksın. Allah'ın ismine de mazhar olacaksın. Hatta tecelli zati var burada. Esma da değil. Peki, şimdi biraz götüreceğim dilleri. Şimdi bu Allah ismine mazhar oldun mu azami derecede bir anda her yerdesin cennette. Hiçbir yerde değilsin. Her istediğin oluyor. Hiçbir şey istemediğin olmuyor. Burada da aynı keyfiyeti şeyine göre, İmam-ı Rabbani'ye göre, İmam Hakkı ben de aynı öyle inanıyorum. Mustafa da öyle, bunu da böyle diyor. Yani avamın iman ettiği ahiretteki keyfiyeti havas burada aleminde yaşıyor. Ne yapar biliyor musun bak? Dediğin çok o kadar şuma gittiği için 3 defa aynı merkeze gelmeye çalışıyorum. Kurtulamadım oradan geriliminden. Geliyorsun, Allah'ın kainattaki değil, bendeki tasarrufatını oturuyorsun ve öyle seyrediyorsun. Öbürü çalıştırıyor. Konuşuyor. Kelam çıkıyor şu anda ağzından. Düşünüyorum, o da mahluk. Ruh ve da mahluk. Bunlara seni şahit ve meşhut tutuyor. Şahit ve meşhut. Sen şahit ve meşhut makamındasın. Sen arkaya geçin, hiçbir şey yok sende. Yalnız bu icraatlara, öyle yapıyorum bak, bu icraatlara şahit ve meşhut ve seyrediyorsun. Seyrediyorsun ve onaylayınca sana mal oluyor. Dua ve niyet ve nazar hayran şey yapar diyor. Evet. Meyli artır. Şimdi adeta haşa tecelli-i zat, Allah'ın tecellisi kainata nasıl yapıyor? Görmek isteriz yani. Allah şu anda kainat nasıl tasarruf ediyor? Gel, lüminesini gör. Geç arkaya, hiç ruh sen değilsin. Hayat zaten sen değilsin. Sen de hiç vücut rengini verme. Tasarrufata geç. Ruh bile mahluktur, alettir. Geçtim. Allah'ın ruh da burada, ruh da hayatta icraat ediyor. Bir böyle mahlukiyetten sıyrıldım mekan ve zamandan. Allah'ın tasarrufatını seyredince aynı kainatta Allah böyle yapıyor işte. Aynen. Harika bir insan. Müşahhaslandı yani. He. Yani Nadir abinin şeyini geçelim. Cüziyette, nazarını cüziyetten külliyete çıkart. Yani bu işte sen bu şekilde kendine bakma, eğer muvaffak olabilirsen mana fiilim. Kainatı bulgula. O zaman işte nevine diyoruz da. Ondan sonra zihayata ve mevcuda da oluyor zaman. O zaman her ismin ismi azam mertebesinde bir. Onun külü tasarruf. Ne diyeceğim biliyor musun? Şimdi bu ruh ve ruhtan sonrakiler var ya, ondan sonra. Bütün esma ve sıfat tecellisidir. Ama ruhun arkasında geçme makamı tecelli-i zat. Çünkü orada sıfat esma yoktur. İşte bundan daha ileri bir şey olmaz yani. Evet. Çünkü tam bana tevafuk eden anlar bu vehbi bir ilim yani. Tam bana tevafuk kesbi eden. Kesbi değil bu abi. Tam ne demek ya? Tam. Yani kesiple olmaz yani bu. Bu olmaz. Kesbiyle olmaz yani. Bu dersler de en büyük nimet. Yani kesbiyle hani ben oturayım anlayayım öyle bir şey yok yani. Ha bu yok. Bu ben bunu oturacağım kalemle böyle çalışayım da böyle yok. Bu ne? Bu müzakere de olmuyor. Yani müzakere de sebepleridir de. Ama Allah ne verirse, verirse ya. Ama kapıları vurmak. Şu ondan sonra muhabbet-i fıtriye. Mesela bir şöyle bir şey var abi. Şimdi burada dedi ya. Fıtratımda o kemal-i mutlakın varlığına, kemaline, bekasına, üç tane. Fıtratımdaki varlığına, kemaline, bekasına. Şimdi aşağıda da abi, gaflet yüzünden yolunu şaşırmış. Bu varlığına abi. Kemaline de gölgeye yapışmış. Yani mevcudatta bir kemal var ya abi. O kemali Allah'a vereceğine, bunun zararını oradaki sanatta boğuluyor yani. Mana ismine bakıyor ya abi. Bekasına da aynenin bekasına abi. Aşık olmuş. Çok tuhaf ya. Çok maskaralık duruma düşüyor değil mi insan? Çok acayip oluyor. Şimdi bak bir daha söyleyeyim o şeyin nasıl, öyle uyuyor mu bilmiyorum. Bir bakıyorum kendime, tamam mı? Kulağım var, saçım var, tamam mı? Siyah, beyazdır. Tenim var, elim ayağım var, tamam mı? Şimdi gölgede beyazla siyah fark var mı? Gölgede beyaz siyah olur mu? Olmaz. Olmaz. Beyaz gömleğimle
çıkarayım siyah gömlek, gölgede ne olur? Fark olur mu? İşte, tamam. Peki, namaz kılan kılmayan simada belli. Uyduruk muyduruk falan. Veya tipi ya. Güzel de yakışıklıdır çirkin. Gölgede belli bir şey olur mu? Şimdi bunu bırakıyorsun, buna da gidiyorsun topraktaki öpüyorsun o gölgeyi. Seviyorsun ne var ne yok. O da senin değil ama senin zannediyorsun. O da senin değil. Değil. O da esmanla gölgesi. Ben enteresan bir şey söyleyeyim. Yani bizim şimdi gömleğin gölgesi dedik ya abi. He. Yani gölleğin gölgesi. Yani biz beyaz ve siyah değildir. Biz Allah'ın gölgesiyiz abi. Evet. Yani bak, bu gölge düşünüyor, konuşuyor. Heh. Oraya gelecektim zaten. Şimdi benim aramdaki farkı bir koyatmaya çalışıyorum. Tipim beyaz ve siyah. Zenci. Elimle bak, elime bak. Gölge vursa. Renk, rengi yok. Canlı, cansız. Tamam mı? Sıfatlar hiçbir tanesi burada yok. Sırf sureti var değil mi? Canlılık yok. Renk yok. Özellik yok. Detay yok. Tamam? Benim gölgem böyle. Şimdi benimle aramdaki farkı düşün. Ben de Allah'ın zatına böyleyim işte. Canlı, cansız fark, sonsuz. Canlı ile cansız arasında fark, sonsuzdur. Renkli ile renksiz arasında sonsuzdur. Yok yani, mertebe yok, kilometre yok. Şimdi kendimizden gideceğiz ya Allah aşkına. Allah'la şimdi kendimi ölçeceğim. Ölçmeden, gölgeme bakıyorum. Beyaz gömlek ve siyah gömlek, canlı elimle cansız gölgesi. Dağlar, dağlar demeyeyim, sonsuz fark var. Şimdi benim gölgemle benim aramda sonsuz fark gibi benim de Allah ile aramdaki fark gibidir. Yani bu abi çok ince bir mesele. Bazı mesela felsefeciler bunu karıştırmış yani. O panteistler falan. Onlar panteist iletirmişti. Onların işte ne demek? Allah'ı görmediği ha. için. Vahdetil vücutçular da karıştırmış. Burada işte evet. Evet abi. Şimdi vahdetil vücut nerede karıştırmış biliyor musun? Şurada en büyük hatası şurada yapmış. Bu ruhtan sonra hep mahluk ya. Esma ve sıfat ya. Arkayı görememiş. Meylama tasarruftaki o ene. Ben olan ben. Hepsine sahiplenen. Oraya bakmış. Orada. Şimdi vücut mertebeleri farklıdır. Çiçekteki, bendeki. Esma mertebesinin en zirvesi değil mi? O zaman her şey benim demiş. Arkaya geçememiş. Ruhta kalmış. Ruhun özelliği. Ama Geylani ne yapmış? Fenai mutlaka mayyet-i zatî mazar olmuş diyor. Esma'ya değil. Esma'ya mazar oldu demiyor. 149 sikî tâsî gayrı. Zata mazar olmuş. Üstad abi şey diyor. O makam diyor. Abi çıkmak istememiş diyor o makamdan. Çok lezzetli zevkli olduğu için. Çıkmak istememiş. Yani. Mesela diyelim ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben beşeriyetini örnek olsun diye evlenmiş. Ama evlilikten doğan lezzet veya yemek içme, Rahman isminin 70 bin perdesinin tecellisi. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Esma'nın cilvesini değil, kendi tecelli zatını mazar olmuş. Şimdi ahireti görmüş, cenneti, arşı, kürsü görmüş. Ayette diyor ki, Allah Allah, şaşırmamış, gözü yalanlamamış. Ne demek biliyor musun? Mesela bak. Furkan bana peçete getirdi. İki şekilde bakıyorum. Allah Allah! Bu ne ya? Bir dakika, bir dakika. Yani böyle bir tuhaflık yapıyorum. Ömrümde ilk defa gördüğümü gösteriyor. Ama bir tanesi, ha git kalk. Getirdi, verdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam miraca gidince kalbi yalanlamadı, gözü şaşırmadı diyor, değil mi? Niçin? Çünkü Yaşar Kaya aynısını zaten yaşıyordu. Yaşıyordu zaten. Zaten yaşıyordu. Ama ilk defa görüyorsa mesela diyelim ki adam ilk defa gelmiş. İlk defa. Yani ilk defa radyo görüyorlar, radyonun için adam zannediyorlar. İlk defa radyoyu veya bunu gören Allah Allah. Neymiş ya elini sürmez korkar. İlk defa görüyor. Ve bu şaşırmadır. Acayip. Ama ben bunu getirdim. Niye şaşırmıyorum kardeşim diyor. Kalbim yalanlamadı, gözümde yanılmadı. Niye? Ben zaten Türkiye'de ben kullanıyorum ya peçeteyi ya. Niçin eşit getirdiğiyle? Afrika'ya gitsem, birisi bana peçete getirse, ben peçeteye nasıl bakarım? Afrika'da hiç görmeyen adam nasıl bakar? Yani peygamber zaten böyle yaşıyor.
Onun için peygamberlerin diyor hayatında kazandığı kemalatı Peygamber aleyhissalatü vesselam her bir ayetten alıyormuş. Normalde abi hani Nur-u Muhammed'i diyoruz ya abi. Mesela benim şu an ne kadar insan var? 7 milyar insan var. Yani bir tane insan o Zat-ı Zülkemal'in tam aynada aynası olamıyor abi bir tane insan. Yani bütün o insanların toplanmasıyla bir şahsiyeti Muhammed aleyhissalatü vesselam işte mahiyeti insani birdir, İslam'ı gayrimi birdir. Ancak o olabiliyor. Aynada yani şu an biz aynanın küçük hani megapiksel dedin ya abi. Şey, yani bir insan da Kemal Mahdi işte küllileşmese o da gösteremiyor abi. Cüz'i nazarını cüz'iyetten külliye çıkartmak lazım. İşte çıkınca böyle çıkınca bu sefer o hakikatin bir cilvesini insan müşahede ediyor kendi. Yoksa tek başına gene gösteremiyorsun. Yani. Cüz'i nazarını külli yapmaya ait örnek vereyim bir daha onu. İkinci tekrarlayayım. Ruhun arkasına geçiyorsun. Allah'ın ruh ve ruhtan sonrakileri böyle bütün tasarrufatını sende gözüküyor. O yapıyor. Karışmıyorsun. Allah'ın tasarrufatını böyle baka baka bunu tefekkür ede ede ruhun arkasında hiç karışmıyorsun. Tamam mı? Böyle konuşuyor. O duyuyor. O yapıyor. Düşünüyor. Mesela bakın gözü kimse görmüyor. Göz de görüyor çünkü. Gözü gören yok. Gözü gören var. Gördüğün şeyi görmüyorsun. Hasan abi insan müstakiliyetten kurtaramıyor. Yani insanın her bir sünnet-i senedeki ahvalinde yani Allah'ın tasarrufu var. Eğer sünnet-i mübarek'in adabından al ta farzına kadar olan, gayr olan hareketinde de müstakiliyeti var yani. Yani kendi evet. Müstakiliyeti var gözüküyor orada. İşte bir de şu var. Şeytan, meytan hep ruh ve ötede ya aşağıda. Şimdi bu tarafa sıyrılınca ruhta ceyran eden, hayatta ceyran eden, dimağda ceyran eden, kalpte vicdanda ceyran edenleri bile buradan seyrediyor. Böyle bakıyor ekrana. Allah Allah. Şeytan bile seyrediyor. Onun için ne ararsın şan buharada? Hakikati kendinde ara. Yani arşa mesela yerdeyken diyor, arş-ı azamı mutalaa etmiş. Nasıl mutalaa ediyor? Seyrediyor işte. Burada seyreden orayı seyretme hakkına sahip oluyor. Yani o zaman neticeye gelin. Cüz'i nazarımızı cüz'i ledden böyle küllileştirmek için arkaya göçüp böyle Allah'ın buradaki şöyle tasarrufatını, ruhtaki tasarrufları seyrettiğin anda aynı kainata uygula bunu. Allah'ta arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, kürs, cennet, cehennem her tarafı aynı Allah da böyle yapıyor. O zaman bu düşünceler, tefekkürler seni tecelli zata mazar ediyor. O zaman tecelli zat oluyor. Yani çünkü niye? Tecelli esma olsaydı burada olacaktın. Tecelli sıfat olsaydın hayatta boğuşacaktın. Sen ruhtadan çıktın. Evamir-i tekvineden de çıktın. Artık zat gibi yani bakıyorsun böyle. Peki nasıl yönlendiriyorsun? Meylan ve tasarruf. Şahsen abi bak enteresan bir noktaya geliyor. Her ismin ismi azam mertebesine mazhar olmak da Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazhar oluyorsun. Eğer her ismi ismi azam mertebesine olmasa tecelli zatisine mazhar olmayı dediğin gibi ne esma mertebesinde kalıyor. Esmada kalıyor. Sıfat mertebesinde ya kalıyor. Ya zühre oluyor ya reşe olamıyor. Evet. Zühre veya katre oluyor. Katre oluyor ha. Esmanın arkasına geçiyorsun biliyor musun böylelikle? Mesela abi o 24. sözün birinci dalında orada ayette lehül esmal hüsna'yı anlatıyor ya abi 24. sözü. Evet evet öyle anlatıyor. Şimdi birinci makamda esmayı külli bir şekilde görmen lazım diyor. İşte Halık isminin mertebesinden tut, nevinin halı, bütün varlığın halıkına kadar ondan sonra sıfata yanaşırsın diyor ya abi. Şimdi bir, ikinci mertebede ise o külli olarak gördüğün esmayı külli olarak yaşaman lazım. Sen görmen gene yetmiyor. Yaşaman lazım öyle. Tabii tabii o ikinci dalda o abi. Yani görüp yaşaman, yani gören adam yaşar, göremeyen adam yaşar mı abi? Yaşamaz. Yaşayamaz. Bu sefer ya yaşaması nispetinde görüp yaşaması ya zühre oluyor, ya katre oluyor ya da reşe oluyor. İşte Mustafa abim dedi yani azamiyet mertebede
olmasa gene tecelli-i zatiye mazhar olamıyor. İşte cüz-i nazarın cüz-iyetten küllet. Ama çok tuhaf tabii bu asırda bunu böyle bir eserle ancak çıkarsa nasıl çıkacaksın? Fakat yine insan onun ne diyor burada vücut mertebesiyle ilgili bir yer var çok manevi arasan abi. Hani gölge, vücut falan. Nerede? Aynı yerde. Yok Mesnevi de bir yer var da. Diyor sayfa. Ki, sayfa 137. Bu maddi vücudun bir habbesi, bir parçası o misali vücudun bir alemin içine alabilir. Bu dört hüküm vacip ile alem mümkünat arasında da caridir. Çünkü mümkünatın vücudu vacibin nurundan bir gölge olduğu cihetle. Mümkünatın vücudu mümkünatın vücudu vacibin nurundan bir gölge olduğu cihetle vehmi bir mertebededir. Gölge olduğu cihetle mertebesi vehmi. Vacibin emriyle vücudu hariciye girer. Sabit ve mustakar kalır. Demek mümkünatın vücudu bizzat hakiki bir vücudu harici olmadığı gibi yani bildiğimiz vücudu harici değil de vacibe nispeten değil mi? Olmadığı gibi vehmi veya zail bir zılda değildir. Ancak vacibul vücudun icadıyla bir vücuttur. O da onun yanasına, onun icadıyla o bizdeki olan zıl olan mertebe, vücut mertebesi yine onun icadıyla olan bir vücut. Hiçbir şeyin hiçbir şekilde bir müstakiliyeti yok. Çünkü sırr-ı vahdet var kainatta. O yüzden ne diyor? Onlar diyor farazi şirkten korkmuşlar diyor arz için, cibal için. Ha, farazi şirkten. Bak şirk farazidir. İslam kendisine verici müstakil farazi hakiki olamaz. Şu hakiki şirk yok zaten. Olamaz. Farazi bir şirkten farazi yani. Bunu ne şey yapalım? Şu söylediğine şunu koyalım. Bulabilirsin bak. Bu adamı nereye taşıyor bak. 10. Risale'deki yer mi abi? 10. Risale miydi? Dur. 10. Risale ise şu olabilir. Sayfa sol tarafta. Hangi meselede abi? Bak şöyle bulayım dur. İlginçtir. 10. Risale'de değil. Ha şeyde. Şemme'de. Bunu bu dersler mutala edilirse tabi herhalde. 198'de. Fesubhanallah. Böyle başlıyor. Hayret ve şaşırma makamı. Mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa, ne kadar uzundur. İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif, ne kadar kalındır. İman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf, ne kadar kesiftir. İbadet ve masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki aralarında netice itibar söylüyor. Geleyim. Kezalik iman ve tevhid ile bakan alemi nurlu görür ve illa alemi zulmat içinde görür. Şey o şeyden açıldı şey yapıldı da aralarında mesela bu mesele neye evet benziyor? Mesela odunu dumansız düşünemezsiniz. Nursuz da düşünemezsiniz. Ama odunun içinde de duman yoktur. Nur yoktur. Odun içindeyince ayrı bir vücudu var. Bir şey anlatacağım da bununla başka bir şey. Mesela Murat bardağın içinde su var deyince bardak ayrı su ayrı değil mi? Bardağın içinde. Odunun içinde deyince odun ayrı içi ayrı olur. Olmaz. O zaman odun iki zıt yapının görünüşüdür. İçi yok. Odun hem nurdur hem dumandır. Şimdi odundaki nur oduna ne kadar yakın? Sonsuz. Sonsuz. Allah bize böyledir. Veya ama çok güzel değil mi? Var ama gözükmüyor. Yok. Yok gibi. Dedi ya ben. Yok. Ve mi yani? Allah zıt. Senin gölge sahnenin isminin ne kadar nakız. Yok ki var. Ama onun vücuduyla varsın. Değil mi? Eğer nuru söküp atarsan o da olmaz. O odun denemiş olur mu? Buzdan suyu söküp atın. O zaman insan çok hani basit bir şey demiştiniz ya. Bu konum mertebede olan bir durum insanın Cenab-ı Hakk'a böyle muhalefet etmesi. Değil mi?
Çok enteresan bir şey ya. Tövbe bir şey hatırıma geldi de hani Allah yani şey Allah ya. Yani Allah da gülüyor değil mi? İşte yani burada Cenab-ı Hakk'ın da nihayetsiz şeyi ortaya çıkıyor. Yani merhametli, şefkatli. Acayip bir şey. Tövbe estağfurullah böyle. Böyle bakar da böyle ufak öyle minyetine. Böyle tövbe estağfurullah. Yani benim tahayyülüm. Allah güle. Onun için şirk de yok da bu şirkin vücudu yok. Zaten şirki affetmiyor abi Cenab-ı Hak. Ama yok ki. Yani şirk üzerine öldü ya bir adam. Evet. Onu affetmiyor. Onu affetmiyor. İşte burada hani diyor ya. Günahını affediyor. Mevhumu muhakkak biliyor. Her türlü günah affediyor. Yani üç tane şey saydı ya Şualar 81'de. Mevhumu muhakkak bilmek, vücut rengin haksız temellik, manayı şey aynadarlı bilmek. Ham. Vücut rengini ve suretini almış ademdir diyor. Vücut evet. Rengini ve suretini almış ademdir. Mesela biz şey deriz ya, ham sofi deriz ya abi. He, aynen. Ham insan. Ham insan o. kodla bakayım, he nedir? Haksız temelluk. Haksız temelluk. A nedir? Aynadan bilmem. Aynadan bilmem. M nedir? Mevhumu muhakkak. Mevhumu muhakkak bilmekten. Gelen ham insan. Gelen vücut rengini almış. Ademdir. Rengini ve suretini almış ademdir. Rengini ve suretini almış bir ademdir. Rengini ve suretini almış bir ademdir. Ham. Haksız temellük, aynadan bilmek, mevhumu muhakkak bilmek. Şimdi bu nedir o? İşte gaflet bu demek. Üç tane. Tabii canım gaflet bu. Gafletin yapısı bu üç. Hani haksız temellük, aynadanlı bilmemek, mevhumu muhakkak bilmenin adı gaflettir. Demek ki abi burada gaflet yüzünden diyor ya, yani bir manada o zaman gaflette demek, o kamülü mutlakın varlığını karıştırırsan, gizliyor yani, çok şeyleri gizliyor. Efendim, bekasını karıştırırsan, gaflet bu yani o zaman. Yani gaflet zaten, gaflet basit bir şey ama korkunç bir şey yapıyor, mana yürütüyor, dehşet bir şey yani. Gizli bir şey yapıyor. Bak yani. Burada abi o başta sayfa 60 var ya abi. He. Bak burada diyor ki, birinci mertebe, sayfa 4, başta abi iftar çekiyor ya. Bir şeyde, şualar değil mi? Aha, ihtar, tamam. Birinci mertebe, çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber, gördünüz mü abi? Ha evet. Çok ince ve çok derin, bak külliyatta başka bir ifade yok böyle abi. Oo, ben bunu hiç ilgimi çekmediği için çizme de bile çizmemiş. Çok ince ve derin, abi işte dedik ya burası evet. Risale'nin kabı kavsenidir burası abi. Bak kıymetler dedi, çok kıymetler dedi. Çok ince. İnan bakın çizmemişim çok, ha. Çok ince dedi bak. Çizmemişim. Bak çok ince diyor abi. Yani ince de değil ha çok. Ya işte bu. İnce ve derin. Çok ince çok derin. İşte burası abi kab-ı kavsen makamı. Zat makamı yani bura. Hasan abi mesela şeyde 30. sözde cennette müşahadetullah diyor mesela müşahade. Fakat Miraç'ta rüyeti cemalullah. Anadolu dağlar kadar. Niye böyle diyeceğim? Dikkatinizi çekti mi yani sizin? Evet. Hangisinde neydi? Bir yani daha şey yap. Aklım şey. Cennette müşahede, Cenab-ı Hak müşahede edecek diyor. O ruhiyet, o müşahede diyor. Ama Peygamberimiz için de kapı karşısındaki o şeye ruhiyet-i cemalullah diyor. Evet. Farkı ne anladınız? Ben tam anlamadım, soruyu anladım. Ben şöyle bir fark anladım da, ne yani tahsis ederim her şeyi ise. hani Risale'nin Velayet-i Kübra dersinde diyor ya Hasan abi. Evet. Hani Velayet-i Kübra dersinde her ismi ism-i azam mertebesi. Bir masaliyet var. Fakat diğerlerinde ise hani birkaç ismada bir terakiyet var. Yani sanki avamın cennette müşahede edeceği aynen öyle. Burada hakiki bir nur talebesi, yani Üstad Hazreti Hasan Feyzi abi diyor ya, Halis-i Muhtısar ve Asfiye ve Evliyet'te, burada bu maneten masal olan, avamın ahirette görmeyeceğini burada görüyor. Yani müşahadetullah cennette olur, burada olmaz. Evet, cennette olur. Cennette olur. Cemalullah burada olur, burada da olur. Burada olur, dolayısıyla kabı kayseri de olur. Kabı ve avam, cennette de rüyetullah olmayacak, müşahadetullah olacak. Evet, öyle diyor çünkü orada. Çünkü Esma'nın mertebi azamına mazhar olanlara Cilve Esma'nın temessülü diyor evet. Cennet için. Cilve Esma'nın temessülü. Yani o Esma'da mazhar olmuş evliya, bir veya birkaç veya o isim. Burası abi çok korkunç bir yer oldu şimdi ya. Bu boşuna mı burası dedin? Burası, kapı? Burası değil mi sana? O, sen ne dedin?
Burası Kab-ı Kavsen'dir. Kab-ı Kavsen son hudut. İmkan vücudun... Cennette Kab-ı Kavsen yok. Yok ya. Yok. O Siddet-i Muntaha. Siddet-i Muntaha. Cennetin son mertebesi Siddet-i Muntaha. Bak Rüyet-i Cemalullah cennette olmamış. Mesela Peygamber cenneti gördü diyor. Cenneti, yani, cenneti gördü diyor. Geçti. He. Ama nerede olmuş? Kab-ı Kavsen'de olmuş. Kab-ı Kavsen'de oldu. Demek ki o zaman cennet cennet dedikleri daha iyi anlaşılıyor. İsteyene ver onu yani. Tabii tabii adam geçmiş biliyor musun? He. Ver onu diyor. Şimdi ben 6. kattayım, 2. katı isteyene otursun diyor. Allah Resulü cenneti girmiş, cehennemi görmüş. Ondan sonra cennetten sonra arşa gitmiş. Lef-i Mahfuz'a girmiş. Çok nadir nazar girer diyor. Sonra arş-ı azama, arş-ı azam da bitiyor. İmkan vücub ortasında, Kab-ı Kavsen'de imkan ve vücub ortasında Rüyetullah'a mazar olmuş. Şahsan Feyzi oraya çıkmış kalktı. İlk önce rüyet mi, şey mi? Sıfatlar kelam mı? Sıfatlar geliyor abi önce. Kelamına evet. Ve cemaline diyor değil mi sana? İlk önce kemali, şey, kelamına. Nerede? Lef-i Mahfuz'da olmuş. Çünkü Cebrail duydu. Ama Rüyetullah'ı Cebrail görmedi. Çünkü sıralamaya bak Risale'de geçiyor, şöyle geçiyor. Kelamına ve rüyetine. Ama Nur kardeşlerim şöyle okuyor, ben de öyle yapıyordum konuşurken. Rüyetine ve kemaline. Çabuk çabuk söyleyince böyle oluyor. İlk önce rüyet ağzımızdan çıkar. Hayır, ilk önce kelamdır. Çünkü kelam lef-i mahfuz aşağıdadır. Kelam makamıdır. Cennette rüyetullah değil o. Müşahadetullah'tır. Kab-ı Kavsen'de müşahadetullah değildir. Rüyetullah'tır ama rüyetullah'ın içinde müşahadetullah da vardır. Var. Namazın içinde salat yoktur ama salatın içinde namaz da vardır. Müşahadetullah'da rüyetullah yoktur. Evet. Rüyetullah yoktur müşahadetullah'ta. Yok. Ama rüyetullah'ta neye benziyor? Üniversite diploması olana, ilkokul diploması istenmediği gibi. Çok korkunç oldu ya şimdi. Çok ince ve derin diyor ya abi. Hakikaten çok derin ya. Birinci mertebe diyor. Biz ne okuduğumuzu bilmiyoruz lan diye. Bilmiyoruz. Peki, biz var olanı anlamaya çalışıyoruz. Bunu zevk eden Bediüzzaman ruhu nasıldır acaba? Orada diyor ya, imanımda, izanımda, ikanımda. Yani imanım âli kalp ya abi. İzanımda, dimada bir meratip ya. İkan nedir? İkan işte... Ben onu çarpmışım. Buraya işaret koymuşum. Tam ve kesin bilmek abi. He? Tam ve kesin bilmek. Ya abi. Onu koy kenara lugatı ya. Lugat manasını. Çıkartalım seni bu dersten ha. Çıkarmasın abi. Tamam peki. Allah bana buna nasip et. Bak o... Demek ki abi rüyetullah dedik ya abi, bak şuuri imanın yoluyor. Nedir biliyor musun İkan? Benim anladığım ama. Dur şey bulayım. Neredeydi dur. Aşağıda abi. Neredeydi ya? Onun elinizin aşağısında abi, imanımda az aşağıda. Ha imanımda, izan ikanım var. İman kalptedir. İzan dimadadır. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam. İkan ise ikisinin cemiyle olan tecelli zatı. Yani iman, şöyle diyeyim, imanın sana kazandırdığı var. Mesela harama yaptırmıyor, namaz kıldırıyor, şunu bunu yaptırıyor, iman yap. Bakın iki türlü iman sahibi var insan. Bir, iman sana girmiş, sende iman, harama baktırmıyor, haram helal yaptırmıyor, ne bileyim, kitap okutuyor, şunu yapıyor, zekat veriyor, namaz kıldırıyor. Bu sende iman. Bir de bir iman sahipleri var, imanın içine girenler var. Onu ustad şöyle ayırıyor. Şuuru imani deyince nokta var ya o. İmanın sendeki imanı sana yaptırıları, sana faydası. Şuuru imani deyince apostrof koyuyor ya, o imanın içi. Yani imanın içine girmek. Şimdi burası da böyle onu anlatıyor değil mi o zaman? He. Şimdi niçin anladık? İmandan bahsetmiyor burada. Evet. Bu iman değil yani, iman mertebesi yok artık. Bir şey diyeceğim ama ağzımı tutayım da biraz dikkat edeyim. O makamda iman yok. Edilenle eden artık mesafesi o biraz yok. Sonra diyor ki, yani gölgesi olur. Yani şey iman olmaz ki. He? Yani iman nereye olur? Gaybadır. Gaybok imanı. Bak abi orada diyor ki, benim mahiyetim hem baki hem selmeti bir ismin gölgesi olur, daha ölmez. Ölmez. Orada ölüm de yok. Öyle bir şey yok. Bak şimdi bir daha söyleyeyim. Şimdi deseler iman nereyedir?
Gaybadır. Gayb ortadan çıkarsa ona iman denmez ki. Mesela şeytana cennet, ahiret iman et denmemiş. Şimdi bakın, öyle bir insan iman sana geliyor. İman o kadar inkişaf ediyorsun ki artık imanın içine giriyorsun, tersini düşünemiyorsun. O bizim bildiğimiz iman değil o. Yani imanın içine giriyorsun. Bu sefer o imanın içine girince Murat, son mertebesi Kab-ı Kavsen'de artık orada iman kalkıyor. Yani ta Rüyetullah'a kadar sen ben var. Yani şöyle diyeyim, şöyle diyeyim. Bitirin ondan sonra Sinan. Meyve, filmi çevirdik. Geri getir. Meyve, tomurcuk. Dağ, gövde, kök, film. Çekirdeğe git. Dağ geri gider mi? Dağ geri gitmez. Nereden gelmişsen? Ahirette şunun aynı şey olmayacak mı sana? Seni alayım. Ben o gaybe iman ettiklerini, yani bu o artık... Orada iman... Şey, yok, yaşama şey yani. Yani öyle bir şey yok artık. Öyle bir şey yok yani. Mesela suyun içindesin, suda mısın? Bir dakika bakayım. Suyun içinde adam, gölde yüzüyor. Suda mısın? Bir dakika bakayım de söyleyeyim. Olur mu? Yani böyle de değil de. Bakın imanın sana getirdiği var, yaptırıcı var, seni etkilemiş. Ya imanına bak ya, kamil iman ya, adama bak. Ne fedakarlıklar yapıyor. Bu fedakarlıklar hep harama bakmamak imanın sana kazanımları. Haram yememek imanın sana kazanır. Namaz kılmak... Bu artık abi böyle şey olmuş yani... tahlil gibi... Kardeşim şey, namaz kalkıyor orada. Salata giriyorsun. İşte bu mertebede Rabbin salattam ya Muhammed diyor. Allah meal verirsen Allah namaz kılıyor orada. Hadis-i kutsi. Onun için bu içi doldurulmasa söylenirse çok tehlikeli oluyor. Salatı namaz demiş. Ne diyecek başka? Yani iman sende olursa namaz olur. Ama imanın içine girerse salat olur, namaz artık şey olmaz orada. Yani rüyetullah olur, müşahedetullah olmaz. Artık tecelli zat olunca gaybe mayba bir şey olmuyor ki. Peki o şey bu mu? Ben 11... Son mertebeye geliyorsun şeye. Şu 16 zatıya geliyorsun. Bak şöyle diyelim. Haşa anlamak için. Soğan kabuğu gibi. En diş kabuk Nur-u Muhammed'i, mecur. Kaynağı Esma. Esma'nın kaynağı sıfat. Sıfatın kaynağı şuunat. Şuunatın kaynağı zat. Zat hakkında konuşamayız. Bilmiyoruz. Şimdi bu dersler sen öyle geliyorsun ki Nur-u Muhammed'i de fenay mutlaka mazar oluyorsun. Esma, sıfat, şuunatta kalıyorsun. Şuunatı bitiriyorsun. Artık lal kalıyorsun. Ne oluyorsa bilmiyorum artık. Herhalde böyle bir şey oluyor. Evet. Olan da olunan da bir şey var mı orada onu da bilmiyorum. Burada hem benim mahiyetim hem baki hem sermedi. Sermedi ne demek abi? Sermedi ne demek? Sermedi ben külliyette gördüm. Ezel ile ebedi içine alıyor abi. Öyle hudut hudut yani sonsuz öyle değil yani. Değil yani ha. Ezel ile ebedi. Ezel ve ebedin ifade edildiği zemin. Sermediği. Evet. Mesela ayne-i samet dediğimiz kul vallahu ahad Allah'a samet. Yani ferdiyetin en zirvedeki ehadiyetin ifade edilebilirlik olmak. Ayne-i samet. Vahdeti demiyor. Ehadiyeti ehadiyetin ifade edilebilir. Mekansız mekan, zamansız zaman neyse. Şimdi çok büyük böyle felsefeciler gelmiş ya abi. Çok büyük adamlar gelmişler. Şimdi bu noktaya biraz yaklaşmış. Fakat demişler ki teşebbühü bil vacip. Allah Allah. Ama bu rehberi olmayınca i̇şte, terakete ede ede Tanrı'ya benzemek. Ama şimdi Tanrılaşmak topesi. Risale'nin abi mesela bir lise talebesine bir üniversite talebesinin, belki bir esnafa değil mi? Evet, bunları dersiniz. Onların yakalayamadığı şeyi... Boğuldukları yerde... Normal bir esnaf anlayabiliyor. Yüzüyor. Mesela panteist, bizden çıkan panteist. Panteistler, biz esmadan geldik diyor, tamam mı? Ana fikrini söylüyorum. Panteisti çok iyi bilmezsen bu cümleyi diyemem. İnsan esmadan gelmiş. Zatı bilmiyor ya.
Kemal bula bula aslına ede ede esmalaşır. O zaman kim kime ibadet edecek diyor. Onun için yakiniyetin tamam olunca ibadeti kalır. Yani ölünce. Şimdi ne yapar? İnsan tanrılaşır diyor. Yani esmanın tecellisi esma olur. Esma olursa kim kim olur diyor. Aynı ben diyor. Onun için namaz kılmaz. Çünkü niye tanrıyım diyor. Tabi üstadım gölge demesi de çok önemli. Çünkü gölge aslını tutamaz ya abi. Hiçbir zaman şeyi olamaz. Ne kadar kamil olursa olsun gölge asla bağlıdır. Ve hiçbir şey tanımlayamaz. Bak elim canlı. Gölgesi cansız. Gömleğim beyaz. Veya siyah. Gölgesi siyah. Yani canlı ile cansız arası. Gene böyle de değil. Ama gölge asıl olamaz hiçbir. O asıl hiçbir zaman nasıl olacak? Yani aslı ortadan kaldırırsan gölge denen bir şey kalır mı? Bir şey asıl olabilmesi için kaynak olması lazım. İşte o panteistler abi enaniyet yani vücut rengi vermiş kendine. O tasavvuftaki o vacibi vücutçular da, vahdedil vücutçular da lezzetli olduğu, zevkli olduğu. Tabi mesela ne şey Vehhabiler de lezzetlidir. Vehhabiler mesela İmam Azam'a tabi olmak nerede? İmam olmak nerede? İmam Hasan ol. Niye ben uyuyacağım o adama? Ben de akşam çıkartırım. Bu da lezzetlidir. Başka lezzetli. Vahdet-i vücut lezzetlidir. Vehhabiler lezzetlidir. Senin selefiler derler. Bir de milliyetçilik lezzetlidir. Menhus bir... Tabi en üstün bir zırkız. Bizim ırkımız. Menhus bir lezzet verir. Ama bir yerde bitiyor. İşte böyle değil yani. Başa gelirsek dördüncü kez tekrar ediyor. Burada demek ki insan kendi mahlukiyet tarafı ki konumu nedir? Bir gölgedir. Mahlukiyet tarafındaki konumu ne anlıyor? Ruh bile ha, ruh. Ruh. Yalnız meylan ve tasarruf, o ene zata bakıyor işte. O ruha bakmıyor. Yani benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, ben olan ben diyemez artık. Benim ruhum diyen ruh değil. Oradan artık mahlukiyeti başlıyor. Buraya kadar bütün o esma, sıfat ve şunattır. Ama o benlik artık tecelli zattır. O zat, o işte oraya... Fakat Hasan abi orada iradede gözüken bir tasarruf, iradede bir iradizm fakat... Orada böyle bir şey yok. Orada işte zatın bir tecellisi yani. Zat. Orada işte bir meylan, onun da aslı tasarruf. Sana bir şey söyleyeyim mi? Meylan ve tasarruf. Oradan da çıkıyorsun. Meylan ve tasarruf da evet ruhun arkasıdır. Mahluk değildir. Benim hissiyatımı söyleyeyim sana. Ruh mahluktur. Onu yönlendiren Maturidi'ye göre meylan. Eşari'ye göre tasarruf muydu? Evet. Ters söylemedim değil mi? Ben külliyattan anladığım bir şey o da değil. O da değil. Ene. Tamamen tecelli-i zat. Fakat sanırım ene için külliyattaki sarih tabirler sanki nefsin bir şubesi olarak anlaşılıyor. Onu, ne biliyor musun? Onun kulağına nefis olduğu anlaşılıyor. Bak, bir enaniyet var, bir de enaniyet var. Bak, enaniyet var bir tane, bir tane de enaniyet. Nefret ve menfi. Bak şimdi, bir ademi vücut, bir de vücut. Şimdi mesela, enaniyet bizim bildiğimiz gurur ve kibir. Emirdağ'ına baktığımızda enaniyet, ruzname, takvim, çekirdek olması. Tabii bunu bilmesen Adem dersini bilmeyen bunu çözemez. Ademsiz yani hangi vücut varsa mutlaka Adem vücudu var. Ademsiz vücut yoktur. Çünkü vücudun ifade edildiği zeminsiz zemin Adem'dir. Ademsiz vücut yoktur. Bir daha söylüyorum Murat. Bu çok önemli ama. Ademsiz vücut yoktur. Adem demek varlığın ifade edildiği nasıl diyeyim? Mekansız mekan. Adem. Şimdi bu Adem varlık ifade ediliyor. O varlık ifade edildiğine ruzname, takvim, çekirdek vesaire harita diyor. O vücudun ifade edildiği alt zemini de enaniyet, gurur, kibir. Ademi vücut. Ene de böyledir. Mesela lugata bakarsan gurur, kibir vesaire. Nefsin bir şeybesi, enaniyet. O
bizim bildiğimiz ademi şeyler. Ama her şeyin hakikati, yani vücudu olmayan mahluk denilemez diyor. Buna mec'uldur diyor. Böyle, buna mec'ul denir. O ise vücutsuz vücut, o ademde gözüken. Yani konuşuyoruz ya, konuşabilmek için demek ki bir adem var. Ben o... İşte tasarruf da bir adem Hasan abi. Ha, işte ben oradan da çıkacağım. Meylan ve tasarruf da bir ademdir. Oradan da çıktım. O da yok. Hiç konuşulmayacak bir şey işte. Konuştuğun anda gene bir ademdesin yani. İşte abi Üstad abi burada diyor ki yani bu gibi durumlardan... İmam-ı Rabbani'nin cümlesini söylemem örnekleyeyim. Evet abi. Konuştun mu diyor. Orada değilsin. Konuşabildiğin bir şey tanımladın, bir şey haritasını bir şey çizebiliyor musun? Yani şöyle böyledir, bu üzerine bir şey yürüyebiliyor musun? Ha orada değiliz, o değil. Normalde abi ehli sünnet alimleri hudut taşı koymuş oraya yani. Tasarruf meyran demiş ya abi. Evet. Ötesi de var yani. Var tabii. İşte tehlikeli bir saha olduğu için. Aferin bak çok güzel dedi. Şu anda güzel olmuş böyle. Şimdi meyran ve tasarruf demiş. Niye hudut koymuş? Orada mahremdir işte. Namahreme girme. Yani elin merasına girme yani. Hayvanları sokma. Ben işte o meylan ve tasarruf ilmi kelam alimlerinin kader risalesini ustadın koyduğu meylan ve tasarruf o huduttur. Hudut konabilmesi için ey dur. Eğer hakikaten sonsa hudut da yoktur. O zaman hudut olmasa zaten o zaman olmaz ki sana. O zaman ne olur? Cebriye olur o zaman. Yani. Cebriye olur. İşte bu enedeni dediğimiz o ademi bir şey. Yani ademsiz adem yani. Vücutsuz vücut. Nasıl, orada bir şey yok ki nasıl bir şey diyemiyorum. Bak bir daha söyleyeyim. Her vücut adem mertebesi var. Ademsiz vücut yoktur. Böyle bir şey yok. Olmaz. Yani düşünülemez. Ne aklınıza gelirse yani adem var. Vücuda zikret noktasının aynadarlığı var adem. Evet yani vücut nerede ifade edecek? Evet. Mesela ismi fert. Şey, ehadiyet nerede gözükecek? Aynı isamette. Aynı isametsiz ehadiyet düşünebilir misin? Ademsiz de vücut düşünemezsin. Ha, ademle vücut böyledir. Ayrılamaz. Mümkün değil. Yoksa atom bombası gibi olur. İşte Adem ve vücudun bittiği şey işte. Orada da hiçbir şey diyemiyorsun. O ene. O tecelli zat. Yani Adem derken yani insanlık olarak insanlık noktasını konumlandırıyor. İnsan denilen orada hiçbir şey yok. Ne insan var ne bir şey var. Meylan ve tasarrufta insan var. Sana bir şey söylediğim daha iyi olur. Kader Risalesini milletten sağlıyor hepimiz. Bir şey. Kader Risalesinin içerisi insandır. İnsanı yorumlamaktır. Kader, bak kader, nefsi gururdan cüz ihtiyarı adi mesulette kurtarmak içindir diyor. Peki ne demek bu? Kim bu? İnsan. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden yakiniyeti artar. İmanı artar. Ahireti derecesi artar mı diyor? Yok. Kadere iman eden kederden emin olur. Netice kim? Ben. Ve o hatvelerin kader risalesinde ne işi var? Enfusi şeydir. Kader 5 tane iman esasına iman eden kişidir. Çünkü insan mantığı da şudur. İnsan meleklerden üstündür. İnsan kainattan üstündür. Kainattan öncedir. İnsan hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği hastesidir. İnsan cennetten üstündür. Çünkü bir şey anlatacağım. Cennet hizmet edilen yerdir. İnsan cennetten üstündür. Amentü billah. Tamam Allah bizden üstün. Ve melaiketi bizden üstün değil. Ve kütübi benim. Ve rusuli benim. Ve yevmil ahir. Ahiret bana hizmet eden yerdir. Cennet benden üstün değil ki. Peki en üstün olan Allah. Ondan sonra zikredilmemiş. Cennetten de üstündür insan. Kainattan da üstündür. Kıyas edilmeyecek kadar üstündür meleklerden. Meleklere iman var, kendine iman yok. Kendine iman et. Kendine iman et, emin ol.
tanımla, keşfet. Vicdanen yani abi. Tabii canım. Bak, sensin yani. Hali ve vicdanidir diyor. Vicdan, kader diyor, hali ve vicdan. İkisi de benim. Onun için hali 4 saat ders yaptık. Evet, 4-5 evet. saat. Hal nedir? İnsan? Mesela hani ikinci mepas var ya kader risalesinde abi. Orada mesela diyor ki eğer desen diyor ehli ilme mahsustur. Şimdi abi bu kader meselesi kelam alimleri arasında medar münakaşa olmuş. Alimleri var ya abi. Mesela tekke alimlerinde kader meselesi münakaşa olmuş mu? Olmamış. Olmamış. Ötekisi yarım kaldığı için mesela eğer desen diyor ya abi orada. Yani o tekkedeki adam eğer dememiş yani. Çok güzel. Yani o birisi eğer demiş, eğer desen diyor bak. Eğer diyorsan evet. ilimde yürüyorsun demek. Evet. Eğer demesen bizzat yaşıyorsun. Yaşıyorsun. İşte o mektep tekkedekiler böyle yaşamışlar yani. Yani kaderim bizzat yani biliyor ki Allah zulmetmez. Benim diyor yani o hakikat yani. Evet. Aynen o niye sensin? Bak şimdi. Amentu billah. Allah'a imanın arttı, ilmin arttı. Benim dışında bir şey değil mi Allah? Allah benim dışımda bir şey aşağı. Ve melaiketi benim dışımda bir şey. Yani iman ettim, çalıştım, gayret ettim, bir şeyler öğrendim, yazdım, çizdim. Allah hakkında bir şeyler öğrendim. Ben miyim? Haşa, benim dışımda bir şey. Ve melaiketi, melaikleri tanımladım. Yapısı, esirdenme, hissiyatı, cinsiyeti, cinselliği var mı? Benim dışımda bir şey. Ve kütübi, benim dışımda bir şey. Ve Resulü, benim dışımda bir şey. Ve yevmil ahir, benim dışımda bir şey. Ve bil kaderi kim? Yani kadere iman ederse, malumatım artarsa, enfusi tefekkür yaparsam, yani netice kimdir? Neyi iyi anlayacağım? Kadere iman iyi anlamışsam. Kaderi iyi anlamışsam, beni anlamışım. Kader de hedef insandır. Bak, şuradaki cümleyi göstereyim de. Şimdi bunlarla kalın iş yapacağım bak. Diyor ki, ezberde söyledim, yanlış söyledim diye acaba düzelteyim. Kader, nefsi gururdan. Gene benim. Yani ahiret imanım artmıyor kader iman ettin. Kader de terakki ederek nefsimi gururdan. Kader'e ilmim, izanım, yakiniyetim artarsa adimi mesuliyetten kurtarmak için mesail imaniye girmiş. Yani kaderde hedef ucunda sensin. Sensin tamam mı? Şimdi bu kader iman esaslarında kendini yorumlamak. Çünkü şey diyor. Kıymet vasını diyor. Hakaik imani şuhut derecesini gösterir insan. Allah'ı gösteriyor. İnsan için diyor ha. Hakaik imani bana söyler misiniz? Hakaik imani. Amentü billahi ve melaiketi ve gidiyor. Onun için diyor ki insan hakaik imani şuhut derecesini gösterebilir. Bunları da konuşunca ne diyecekler biliyor musun benim ismimi veya bize? Bu cemaate ne diyecekler biliyor musun? Daire nurda vahdetil vücutçular. Veya tarikatçılar. Diyorlar zaten meczuplar. Meczuplar. Şimdi onlara diyorum ki vahdetil vücut vücudu tek görmüş. Benim kadar vücudu farklı gören hiçbir cemaat yoktur. Burada en anet yapayım biraz. Ne demek? Şeceri hılkatı biliyorsunuz değil mi? Şeceri hılkatta ne var makamlar? Sayar mısın Harun? Kabı Kavseyn. Arş Azam. Lef-i Mavuz. Arş. Daire-i İlim. Vesaire. Bu nedir? Kesreti vücut değil midir? Bu bütün alemleri kesretledim. Detayladım. Bunu yapana diyorlar ki vahdetil vücut. Vücutta tek adam. Ne tam tersi. Tam tersi. Tam tersi. Tamam. Şimdi gelelim bu şeye. Tamam herhalde. Burada kalalım Hasan abi. Gafletin içini doldurursak hamdır. Haksız temellük, aynedanını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Evet, gafleti bu. Gafletin izahı budur. Lugata bakmayacaksın. Lugat yok kardeş. Lugata baktın bizi aşağı köleleştirir. Biraz daha ileri gideyim de kızayım. Lugat bizi hapseder. Lugat nüfus kağıdını için bir adam var mı yok mu demektir. Nüfus kağıdı demektir. Lugat küfe ve bası alimleri, ilmi kelam alimlerinin çizmiş olduğu huduttur o manaya. Koymuş olduğu hattır. Eğer Risale-i Nur'u lugatla anlamaya çalışırsanız ilmi kelam Basra ve küfe alimlerinin
çizmiş olduğu hududun dışına çıkamazsınız. Merdivenin yok basamağı ya. Ha, ilk mesela tanırken, daha yeni tanıyanlara, hatta ilk defa, ilk bir iki defa okuyanlara külliyata şey yapma diyorum, lügatta bakma. İki ve üçüncü okuyuşta lügatta bak, ondan sonra da bakmıyorsun. Çünkü Risale-i Nur, Risale-i Nur'la izah edilir. Risale-i Nur'u başka bir şeyle, mesela bir tane söyleyeyim. Mesela, isim vermeyeyim. Bir yayın evi var. Vereyim. Tavşiye yayın evi var. Kader'in şerhi yapmış. Bakın ben ismini söylüyorum, kitabın adını söylüyorum. Kader Risalesi'nin şerhini yapmış. Kader Risalesi'nin illet-i tamesine bakın. İllet-i tame mecbur, şöyle demiş. İllet-i tame, ille-i gaye, ille-i faile, ille-i sürüye, ille-i maddiye. Dört tanesi bir araya gelirse illet-i tame olur. Adam mecburdur. İlmi kelam alimleri böyle demiş ve bizi hapsetti oraya. Risale-i Nur'da ne diyor? Risale-i Nur'da diyor ki illet-i tame ezberimde ama göstermek için göstereceğim. Ondan sonra neticeye bak. Çok zaruret lazım. Hah, ama ezberimde ama demeyeceğim onu diye şey yaptım. Bak şu. Sayfa kaçandı? Sayfa 467. Diyor ki şu. Tasavvur emri muhakkak vücudan çünkü illet-i tam yok. Ha, illet-i tamenin vücudu için bir, lüzum, iki, zaruret, üç, vücub ortaya girip ref etsin. İllet-i tameyi tanımladı. İllet-i tame, lüzum, vücub, zaruret. İlmi kelam alimlerinde demiş, ille-i maddiye, ille-i gaye, ille-i sürüye, ille-i failiye. Dördü bir araya gelirse illet-i tame olur. Risale-i Nur'da ise ille lüzum, vücub, zaruret. Ha şimdi ben örnek veriyorum. Bütün örnekler böyledir. Bütün o şer ve izah yapanlar beşeriliktir. Hapsidir. Hapseder sizi. Yani haddinizi çizer. Peki bakmayacak mıyız? Nüfus kağıdı beni ne kadar tanımlar? Cilt no, sayfa no, doğum tarihi nerelidir? Bana babası kim? Peki benim şu andaki konuştuğum dersi nüfus kağıdı gösterir mi? Mümkün değil. Ha, o zaman benim aramdaki nüfus kağıdı, benimle nüfus kağıdı arasındaki lügattır. Lügatı artık şey yaptıktan sonra külliyattan lügatı çözeceksiniz. Mesela ders yapmışız 4 saat. Neydi? Halet dersini yapmışız. Halet. Hali ve vicdanidir diyor, tamam mı? Halet yapmışız. Adamlar da ne diyor biliyor musun? Adamlar derken benim de var arkadaşlarım. Ya diyor kelimeleri öyle eziyor, öyle eziyor ki yani cicini çıkartmana çıkarıyor. Halet dersine ki lugata bakmaz kimse. Suret denilen bir şeye lugata bakan var mı? 3 ay oluyor şu anda. Cismaniyete lugata bakan var mı? 1,5 sene oldu hala çizemedim, hududunu tayin edemedim. Aha gaflet, gaflete lugata bakan var mı? İçini dolduruyorum. Hamdır. Haksız temellük, ayna darlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten Adem ve Adem rengini ve suretini almış bir nedir? Vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Üçünün bütünlüğüne farazi bir şirk. Farazi yani. Şirkin bile vücudu yok. Gafletin içi budur. Hamdır. Ham adam. Üstad da 147 demesinde diyor ki kendini tefekkür edersen, enfusi tefekkür ederken derinden derine, inceden inceye. Bak burada öyle diyor. İnce ve derin. İnce ve derin diyor. Enfusi tefekkür ederken derinden derine, inceden inceye tetibat yap. Ama diyor, zahiri tefekkür ederken çiçekten, elmadan, yıldızlardan, galaksilerden neyle yapıyor? İcmali geç. Yoksa gaflet boğulursun. Şimdi bir nur talebesi, ustadın talebesini iddia eden adam diyor ki, enfusi tefekkürleri böyle tahlil edenlere hususi meş, tarikatçı, vahdet-i vücutçu. Olur, olur beyefendi radıyallahu anh. Yani niye böyle yakışıksız yakıştırmalara ihtiyaç duyuyorsun? Risale-i Nur'u esas alacağız. Peki bu kadar güzel derse bunu niye koyduk? Yani belki bunu diyenleyen bir arkadaşımız, bir kardeşimiz kulağına bazı şeyler geldiği zaman Risale-i Nur'da böyle şeyler yoktur falan değilse itibar etmesin. Risale-i Nur'da ustadımız böyle emrediyor.
lügatla adamı tanıyacaksın, ondan sonra karışmayacaksın, yürüyeceksin. Peki burada kesiyoruz. Yarın sensin. Derse konusu sensin. Konuyu seç. Enfüsü olsun. Tamam mı? Enfüsü konudur yarın. Mustafa burayı seçti. Yarın seçsin. Hangi konuyu seçtiğinize karar vereceksin. Cemaata bildir. Onlar da çalışsın. Ben de çalışayım. Ben şeyi yapayım abi. Ne yapacaksın? Bu ceddüdü imanüküm. Oo. İlâ ilâhe illallah var ya. He. Yani imanımızı mektubatı niye yenilememiz lazım? He. 26. mektubun 4. mefası. Onu yapayım abi. Tamam. Ceddüdü imanüküm bilâ. La ilâhe illallah. Onu yapalım. Tamam. Yarın otur. Ondan sonra ama imani nokta ile apostrofu da nazara alacaksın. Almazsan sıkıntı yaşarsın değil mi şimdi? Bak, şuur imani nokta. İmanın sana kazandırdıkları nokta. Takkesi olan şuur imani inin üzerine takke girerse imanın içine giriyorsun. İman şuurludur. Mesela bir tane örnek ben vereyim abi. Mesela menfi ne demek lügatta menfi? Olumsuz demek. Olumsuz. Yüce Hazretleri diyor ki abi, ibadet iki kısımdır. Müsbet ibadet, menfi ibadet. Şimdi ibadetin olumsuz olur mu yani? Şimdi lügata bakınca ne oldu? Güzel oldu. Olumsuz ibadet, yani çok yetersiz yani. Çatlık bir mana veriyor. Evet ya. Mesela Adem-i vücutla Adem-i inkar var ya, iki tane inkar var. Adem-i kabul. Ha, Adem-i kabul, kabul Adem. Ne kadar ağır. Lügat aynı. Mesela normalde abi Adem lügatta yokluk diyor ya, hiç alakası yok. Ne, ne alakası var? Varlığın ifade edildiği, varlığın zıttı. Yani asıl varlık yazması lazımken yokluk yazmıyor ya. Varlığın ifade edildiği zemin. Varlıksız varlık. Yani Adem yokluk değil yani. Yani değil. Bizim lügat manada hani yok, hiçbir şey yok manasına kullanıyoruz ya abi. Ben Risale'dekini söyleyeyim o lügatın. Lügatını vereyim. Adem ne demek? Mektubat 57. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Lügata bak, yokluk. Ne alakası var? Hani şey için. Ha, ama ne yapsın? Ne yapalım? Yani abiler... Zaten lügat... o kadar yardımcı... Ha, ama amaç bizim sistemimiz şu. Yani lügatla yürüyün ısrarcılar var. Yani lügatta bunlarla ne meşgul oluyorsunuz diyenlere diyorum. Örnek gösteriyorum. On yani sitemiz o. Ama elbette ki ilk adam nurları tanıyınca biz de ne yaptık? Lügatla şey yaptık. Rüştü abi de bıkmıştı artık. Yani geçen... Oradan abi şey çok önemli yani. Külli nazarlı olmak abi. Yani şimdi konuşursak çok konuşur. Mesela ab-ı hayat. Şimdi ab-ı hayat lügatta hayat suyu yani. Ama Risale-i Nur böyle orijinal manasıysa, yani kainata bakıp marifet-i ilahiyenin ardından bir mana geldiği zaman üstadına ab-ı hayat diyor. Evet. Yani ruhu inşa edip inkişaf ettiren şey. Yani seni inşa eden, seni ötelere taşıyan ab-ı hayat. Ama şimdi şeye bakarsan, lügata bakarsan hayat suyu. Bu çocuğun olmak suyu olur. Veya yaşaması için dökülen su gibi. Yani nereden nereye. Ama mecburuz ilk önce onu bilmeye. Ama sonradan artık onu koyacaksın kenara. Mesela bir tane misal vereyim. Yakında şey çıkacak. Yeni lügat çıkıyor. Nur dairesi içinde. Rüştü abinin vazifelendirdiği. Bekir Sami Sağbaş, filozof. Onu galiba İttihat'tan çıkacak. Geçenlerde gittim, gene geçeceğim bugünlerde de. Lügat yapıyor. Elinden geldiği kadar külliyattan izah etmeye çalışıyor. Ama gittim ben görüştüm. Mesela enaniyeti anlatamadım adama. Enaniyetin bir vücut mertebesi var, bir Adem'i var. Adem'deki enaniyet, mesela Adem'e bakarsanız Adem yokluktur. Ama bir takke koyarsan Adem aleyhisselam olur. Mesela Adem yokluktur. Mektubat 57'de vücudu ilmiye perde olmuş bir invandır. Yani ilmin ifade edildiği ilimsiz ilim. Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Yani yok diye bir şey değil yani. Yok diye bir şey yok zaten. Onların anladığı Adem-i Mutlak. Zaten öyle bir şey yok. Yokluk zaten yok. Anlatmayacağım. Bak. Enaniyet dedim abi. Enaniyetin vücudu var. Bir de Adem'i enaniyet var. Yani vücudun ifade edildi. Mesela 146 Emir Dabir'de diyor ki ruznamedir, takmındır, haritadır, çekirdektir, mizandır, alet inkişaftır. Tamam? Ama öteki taraftan bakıyorsun gururdur, kibirdir, noksanlıktır. Tamam. Ayırt etmesen, küllatta şeye benziyor, şahsi hukukla umumi hukuk gibi, am hassa gibi, bilmesen,
bu külliyatı, laikalarda da öyle. İhtisas malzemesi. Laika düz okursan olmuyor mesela. Sunuat, tuluat, işaret, rumuzat, bunu bileceksin. İma mıdır, sarih midir? Şahsi hukuk mudur, umum hukuk mudur? Tamam mı? Ondan sonra, yani nasih midir, mensuh mudur? Yani mesela diyelim ki, nasih müslümde bir tane vereyim. Kastamonu 56'da ustad diyor ki, Risale-i Nur'un şerh ve izaha devam edecek diyor. Şerh ve izah. Vazifemiz. Sözlerin sonunda konferansta Zübeyir abi diyor ki, izah yapamazsın diyor, külliyattan izahın şöyle olacak, külliyattan şunu bunu getireceksin. Ustadın tabiriyle, Zübeyir abinin tabiri gelmiş. Ne yapmış? Bu nesedilir. Ustadın itibarı alınır. Ne yapmış? Ustadın çünkü bahçelik yapmış yani vesaire. Yani ama o tamamen kaldırmadı. Şöyle diyor sana abi, eğer diyor bir alim diyor, Müsallimleri cemaat anlatırken eski malumatıyla anlatsa o lügatı kastediyor. O yani. Lügatı kastediyor. Mesela Kader Risalesi'nin ders yapıyor adam. Lügatı, Kader Risalesi'nin ders yapan adam eski malumat demek şu. İlleti tahme arkadaş bu tahakkuk ederse vücud harici gelir. Ha alimdir ya ilmi kelam okut eski malumatımı alıyormuş. Arkadaşlar illeti tahme demek ille-i gaye, ille-i failiye, ille-i sürüye, ille-i maddiye. İşte bu. Oo abi ne dedin? Bir dakika hoca. Hoca abi ne dedin? Hoca abi ne dedin? Yaz. İlle-i gaye, ille-i failiye, ille-i sürüye, ille-i maddiye. Ha eski malumatla etti. Bu izaha karşı işte konferansta bu. Eski malumatlarıyla demek o. Külliyatın içinden vereceksin diyor. Çünkü şöyle yapıyor 146 Kastamonu'da. Şu parça şuraya kadar, şu parça şuraya kadar, şu parça şuraya kadar bir araya getirirse mükemmel bir şerh ve izah olur. Şerh ve izah böyledir. Mükemmel bir şerh ve izah olur. Şu parça şuraya kadar, şu parça şuraya kadar, şu parça da şuraya kadar bir araya getirirseniz evet. Bu abi üstad vefatından sonra o Kastamonu 56'da sizin vazifeniz yani devam ediyor. Bunu bırakmış talebeleri böyle yapması için yani. Evet, talebeler yapacak bunu. Talebeleri bunu yapacak. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.